أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallahul melikul hakkül mubin Muhammedur Resulullah ve va'dul emin Bismillahirrahmanirrahim Ve abud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin Sadakallahul azim Bizleri yaratan ve hidayet veren kötülüklerden uzak durmak ve gücümüz nispetinde iyiliği yeryüzünde yaymak ve sırat müstakim üzere kalabilmek için peygamber ve kitap gönderen Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere hayatı dost doğru yaşayarak örnek olan bizim de bu yolda olmamız için ümmeti ümmeti diye gözyaşları döken Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Rabbim feyz ve bereketi bol olan Ramazan ayından müstefid olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem müminler, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu buruk yaşıyoruz. Mahzunuz, boyunlarımız bükük, camilerimizde cemaatle ibadet edemiyoruz, camilerimizde mukabelelerimizi okuyamıyoruz, teravih namazlarımızı cemaatle kılamıyoruz. Bu noktada Diyanet TV bu boşluğu doldurarak insanımıza hizmet ediyor. Hocalarımız mukabeleler okuyor. Sahur, iftar ve öğlende sohbetler yapılıyor. Çocuklarımız ve ailelerimiz için ders programları yaparak manevi eğitimimize katkı sağlıyorlar. Emeği geçen bütün hocalarımızdan Cenab-ı Hak razı olsun. Sohbetimin başında okumuş olduğum ayeti kerimede Rabbimiz Hicr suresi 99. ayeti kerimesinde ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. Biliniz ki Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği amel az da olsa sürekli ve devamlı olanıdır. Muhterem müminler, Ramazan ayı bir okul gibidir. Bir eğitim müessesesi gibi düşünelim. Hep birlikte çok güzel bir eğitim alıyoruz. Almaya devam edeceğiz inşallah. Ama ne acı ki koronavirüs sebebiyle her zamanki Ramazanlarımızı yaşayamıyoruz. Ama bu musibet, bu hastalık bizlere şu mesajı verdi. Allah için birbirinizi sevin, samimiyetinizi kaybetmeyin, cemaatini terk ettiğiniz camilere, Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Nebevi'ye ve Kabe'ye hasret kaldınız. Ana ve babalarınıza sahip çıkmadınız, onları huzur evlerine gönderdiniz, şimdi onları ziyaret bile edemiyorsunuz. Akrabayı, komşuyu ihmal ettiniz, şimdi onların yüzlerine hasret kaldınız.'' Mazlumların ve masum çocukların ölümlerine sessiz kaldınız. Sizler de ölmeyecek gibi yaşıyordunuz. Unuttuğunuz ölümü sizlere hatırlattı. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dediniz. Şimdi o yılanın zehirini sizlere de tattırırım dedi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de zinayı, faizi ve kumarı haram kıldığı halde sizler onları meşrulaştırdınız. Ramazan ayında cinsi arzularınızın tatmin edilmesini meşru yollardan bile yasaklamışken Rabbimiz, sizler Ramazan ayında dahi Ramazan ayına hürmet etmeden bu haramı işlemeye devam ettiniz. Bu haramları savunan topluluğa karşı irşat görevinizi yapmadığınız gibi bu haramları meşrulaştırmaya çalışanlara da sessiz kaldınız.'' Alnınızı secdeye koyup da Rabbinize yalvarmadınız, günahlarınıza ağlamadınız, ellerinizi yüzünüze sürüp Allah'ım affet bağışla demeyi ihmal ettiniz. Şimdi ellerinizi yüzünüze süremiyorsunuz. Aziz müminler, bu koronavirüs bizleri sevdiklerimizden, değer verdiklerimizden, mabetlerimizden ayırdı. Varlığının kıymetini bilmediklerimizi, sahip çıkamadıklarımızı gözle görülmeyen bir virüs bize ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Bu virüs belasından kurtulduktan sonra inşallah bu değerlerimize, bu kutsallarımıza sahip çıkarız. Emrolunduğunuz gibi dost doğru olmazsanız sizlere vermiş olduğum sonsuz nimetleri alırım diyen Rabbimize gerçek manada kul olabilmeyi öğretti. Rabbim bizlere dünyayı saran bu musibetten gerekli dersleri çıkarmayı ve günahlarına tevbe edip bundan sonra rızasına uygun bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Muhterem müminler, Ramazan'ın huzur ve bereket dolu sahurlarını, bizleri yücelten sevinç dolu iftarlarını doyasıya yaşıyoruz elhamdülillah. Sadece bedenlerimizi değil, gönüllerimizi rahatlatan diğer ibadetlerimize de heyecanla devam ediyoruz. Ramazan boyunca yüce kitabımızla yeniden buluşuyoruz. Mukabelelerimizle Kur'an aşkımızı ve şuurumuzu pekiştiriyoruz. Hira'ya yürüyen Muhammedil Emin sallallahu aleyhi ve sellemin derdiyle dertleniyoruz. Vahyin muhatabı Resul-i Zişan Efendimiz'e adeta yoldaş oluyoruz. Fıtır sadakamız, zekat ve infakımızla kazancımızı, zihnimizi, kalbimizi, dilimizi arındırıyoruz. İbadetlerimizle, hayır ve hasenatımızla Rabbimize yakınlaşmaya çalışıyoruz. Muhterem müminler, Ramazan ayı infak, yardımlaşma ve paylaşma adına eşsiz bir fırsattır. Rabbimize kulluğumuzu farklı amellerle sergilediğimiz bu Ramazan günlerinde zekat ve sadaka fıtır gibi mali ibadetlerimizle ihtiyaç sahiplerine kol kanat gelelim. Kardeşlerimizin dertlerine derman olalım. Rabbimiz Bakara Suresi 262. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Estağhbillah. "Ellazina <laughs> yunfitun amvalahum fi sabilillah" mallarını Allah yolunda infak edenler var ya, ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا مَنَّمْ وَلَا أَذًا Sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kalkmayan ve eziyet vermeyenlerin لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ Rabbihim, Ecirleri Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Yardımlarımızı gösterişten uzak tutalım aziz kardeşlerim. Yalnızca Rabbimizin rızasını kazanmak için yapalım. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu zedeleyecek davranışlardan da kaçınalım. İnfak aziz müminler, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla müminin kendi servetinden harcama yapmasıdır. Eşine, dostuna, akrabalarına, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmasıdır. Allah'ın kendisine lütfettiği zenginlikten başkalarını da faydalandırmasıdır. Kardeşinin gönlünü yapması, olmayana yardım etmesi, olana da ikram etmesidir. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde infak ve sadakanın karşılıksız kalmayacağını ve mükafata dönüşeceğini de bizlere haber vermiştir. Ve hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kuşkusuz sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü bir şekilde de ölmeyi önler. Cenab-ı Hak cümlemize böyle ibadetler yapmayı nasip eylesin. Kıymetli müminler, Ramazan ayında bir irade eğitiminden geçiyoruz. Bu ay kötü alışkanlıkları terk edip güzel hasletler kazanmak için büyük fırsatlar sundu bize. Türlü hengamelerle kirlenen zihinlerimiz bu ayda yeniden arındı. Çeşitli arzular peşinde bitap düşen nefislerimiz yeniden duruldu. Türlü türlü meşgalelerle yorulan gönüllerimiz bu ayda tekrar huzur buldu elhamdülillah. Ramazan ayı bir korunak oldu hepimize. Kavgalara çirkinliklere, kötü sözlere, günah ve isyanlara karşı iç alemimizi kapatalım bu ayda. Ve bu ayda başlatmış olduğumuz bu güzel hasletimizi de bundan sonra devam edelim. Bu tür olumsuzluklara karşı sadece midemizi değil, aynı zamanda dilimize, elimize, gönlümüze, bütün uzuvlarımıza iftarı olmayan bir oruç tutturalım.'' Dilimizin iftarı güzel sözlerimiz, kavlül leyin olsun. Gönlümüzün iftarı güzel duygularımız, güzel düşüncelerimiz olsun. Bakınız aziz kardeşlerim, Rabbimiz Zümer Suresi 18. ayeti i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina yestemi'unel kavle fiyetebi'un ahsene ulaykallezina hadahumullah ve ulaihe hum ulul albab. Ellezina yestemi'unel onlar ki sözü can kulağıyla dinlerler. Feyetebiuun ahsene ve onun en güzel tarafını sevabı en çok olanını tatbik ederler. Sevabı en çok olanını tatbik ederler. İşte bunlar Allah'ın kendilerini doğru yola erdirdiği kimselerdir buyurmaktadır Rabbimiz. Aziz kardeşlerim, aklımızın iftarı insanlığı huzura verecek bilgi ve düşünceler üretmek olsun. Elimizin iftarı hayırlı işlerimiz olsun. Gözümüzün iftarı güzelliklere bakarak Yüce Rabbimizin kudret ve kuvvetini tefekkür etmek olsun. Aziz kardeşlerim, Resul-i Zişan Efendimiz şartlar müsait iken gaflet etmeyip salih amellerde ve hayırlı işlerde acele davranmamızı tavsiye etmektedir bizlere. Zira zaman hep aynı şekilde akıp gitmez. Bundan birkaç ay önce rahat bir şekilde sokaklarda dolaşıyorduk değil mi? Camilerimizde rahat ibadet ediyorduk. Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı ziyaret edebiliyorduk. Ama bir virüs nedeniyle bütün özgürlüklerimiz şu anda kısıtlandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarısına Dikkat edelim, an gelir şartlar değişir, fitneler zuhur eder ve daha önce kolayca yapabilecekler iyilikler o vakit yapılamaz olur buyuruyor. Fitneler ortalığı öyle karıştırır ki çoğu insan iyilik nedir, kötülük hangisidir onu dahi bilemez. Herkes canının derdine düşer, dinle imanla uğraşmak istemez ve insanın en kıymetli varlığı olan iman, insanların gözünde basitleşebilir Allah muhafaza. Pek çoğu ne yaptığını bilmediğinden ve İslami hususlardaki cehaleti sebebiyle sabah mümin iken akşama kafir olur. Akşam mümin iken sabaha kafir olarak çıkar Allah muhafaza. Bu durum onun dini bir eğitim almayışından olabileceği gibi daha çok dünyevi menfaatler uğruna her şeyini feda etmesinden kaynaklanır. O zaman İnsan az bir dünya menfaati karşılığında dinini ve imanını satabilir. Allah muhafaza. Zeminin böyle kaygan olduğu devirlerde imanını muhafaza adına müminin sarılacağı en sağlam kulp yine salih ameller ve hayır işleri yapmaktır. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı ameller, hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Fitne, fesat, zulüm ve zilletin hüküm sürdüğü fevkalade durumlarda salih ameller işleme zırhını kuşanmak kişinin imanını sağlamlaştırır ve muhafaza eder. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayı bizler için bir sabır ve şükür eğitimine dönüştü elhamdülillah. Uzun günlerde tuttuğumuz oruçlarımızla sabrı öğreniyoruz. Yeryüzünde açlık ve susuzluk çeken milyonların acısını, çilesini bir ay boyunca yüreğimizin derinliklerinde hissedeceğiz. Bu bizim imanımızın gereğidir. Bu sıkıntılı dönemde gördük ki aziz kardeşlerim, ne mal, ne mülk, ne mevki, ne de makamlar hepsi gözle görülmeyen virüs karşısında bir hiçmiş. uğruna ömrümüzü harcadığımız mali imkanların bugün de tam harcanma zamanı zekatlarımız, infaklarımız, fitrelerimiz ve fidyelerimiz fakirin sofrasına, cebine ihtiyacına çare olma zamanıdır. Hissettikçe elimizdeki nimetlere şükredeceğiz ve bu nimetlerin bir emanet olduğunu ve bu nimetlere, bu emanetlere sahip çıkılmazsa bir gün Rabbim bunları elimizden alacağının bilincinde, idrakinde olmamız lazım. Bununla birlikte her bir nimetin emanet olduğunu, bir gün mutlaka geri alınacağını öğretti ve bu vesileyle Allah'ın razı olduğu şekilde infak etmeyi de bizlere öğretmiş oldu. Paylaşmayı, mutluluğun paylaştıkça çoğalacağını da öğretti bizlere. Rabbimiz İbrahim Suresi 7. ayeti kerimesinde Estağfirullah ve iz teazzana rabbukum le in le azidannakum وَلَا اِنْ كَفَارُتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz وَلَا اِنْ كَفَارُتُمْ Nankörlük ederseniz inna عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Hiç şüphesiz ki azabım pek şiddetlidir diye bildirmiştir. Rabbimiz bize Allah yolunda vermeyi emrediyor. Vermiş olduğu nimetlerinin kadrini kıymetini bilip bunların birer emanet olduğunu bilmemizi bizlere emir buyurmuştur. Aziz müminler, birlik ve beraberliğin en nadide örneklerini yine bize öğretti Ramazan ayı. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için gayreti, çabayı öğretti. Ve onların sevinçlerine şahit olmayı da Rabbim bizlere nasip eylesin. Bakınız Rabbimiz Estağfirullah لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Sevdiğiniz şeylerden Allah için vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Ayetinin anlamını daha iyi kavradık. Vakit Allah yolunda infak vaktidir diyerek etrafımızda virüs nedeniyle mağdur olanlara, yetim ve kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine, gariplere, ülkemize sığınmış mültecilere gönüllerimizi ve ellerimizi açalım. Onların ihtiyaçlarını gidermek için sabah çarf edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. Kullu ma'rufin sadakatun. Her iyilik bir sadakadır. Müjdesiyle iyilik peşinde koşup ahiret yurduna hazırlık yapalım. Bizim maddi imkanımız olmayabilir ama maddi imkanı olan kardeşlerimize aracılık yaparak ihtiyaç sahipleriyle onları buluşturarak Efendimiz Aleyhisselam'ın bu müjdesine nail olalım. Her iyilik bir sadakadır. Kıymetli müminler, Ramazan ayı son günlerinde ömre bedel olan Kadir gecesini hediye edecek bizlere تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ Meleklerin esenlik, barış ve huzur mesajlarıyla üzerimize indireceği Kadir Gecesi'nde bizler de namazlarımızla, salat ve selamlarımızla, zikir ve niyazlarımızla Rabbimiz katında kadrimizi artırmaya çalışalım aziz kardeşlerim. Bununla birlikte insanlığın yolunu aydınlatan son vahya mazhar olan bu gece Kur'an'la irtibatımız ölçüsünde değer kazanacağımızı ya da değer kaybedeceğimizi bir kez daha hatırlatmış oldu bize. Ve bu geceyi en güzel şekilde değerlendirip 83 yıla bedel olan bu günü 83 yıl ibadet yapmış gibi bu şekilde değerlendirip günahlarımızdan arınmamıza, Rabbimize gerçek manada kul olmamıza ve bunu ispata bir vesile olur bu gece inşallah. Aziz kardeşlerim, bütün bu güzelliklerle bizleri süsleyen Ramazan ayı nihayet ikram olarak bayramı bizlere takdim edecek. Bir aylık eğitimin sonunda Rabbimiz bize bu büyük lütuf ve ikramımızı mazhar eylesin. Şimdi sevinç zamanı, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle paylaşma zamanı. Ancak hem yüreklerimizi burkup gidecek olan Ramazan hem de gönüllerimize neşe sunacak bayram ile bizlere de çok önemli bir mesaj verecek. Bu kutlu günler gerçek bayramlara ulaşmanın Ramazan'da kazandığımız ulvi değerleri her daim koruyup bütün yaşam süreçlerimize yaymaktan geçtiğini bildiriyor. Böyle yaptığımız takdirde her günümüzün bir bayram olacağını, Ramazan'ın bizden hoşnut kalacağını da haber veriyor. Öyleyse aziz kardeşlerim, gelin Ramazan'ın bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım. Gelin bütün hayatımızı Ramazan kılalım. Gelin bütün hayatımızı şerlere, haramlara, gayri meşru istek ve arzulara oruç kılalım. Gelin 11 ay yolunu gözlemlediğimiz, özlemlediğimiz Ramazan da bizi özlesin. Bu bereketli misafir tüm cömertliğiyle bir an önce yine gelsin inşallah. Kapımızı çalsın, gönüllerimizi tekrar kuşatsın ve okşasın. Tekrar günahlarımızın affına, mağfiretine vesile olsun. Cenab-ı Hak Ramazan ayının feyiz ve bereketinden müstefid olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Cenab-ı Hak bu ayda yapmış olduğumuz oruç ibadetimizle beraber okumuş olduğumuz mukabelelerimizi, kılmış olduğumuz ailelerimizle beraber kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, infak yapmış olduğumuz sadakamızı, zekatımızı, kabule karin eylesin, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Rıza ennillahi el-Fatiha.